Selamlar herkese, hoş geldiniz. Bugün konumuz Rivenicat ile Paywall ekranı oluşturma. Bugün Paywall ekranı oluşturacağız SwiftUI ile birlikte. Ve bu Paywall ekranı ile birlikte ödeme nasıl Rivenicat üzerinden otomatik olarak alınır, ona bakacağız birlikte. Burada Rivenicat'in install kısmı var. Bunu Rivenicat'in kendi dokümentasyonundan ulaşabilirsiniz. Burada SPM ile yükleme kısmı var. Burada SPM linkini alıp SPM ile yükleyebilirsiniz. Burada pod ile yükleme alternatifini gösteriyor. Pod'u pod file dosyası içerisine yazıp şurada. Burada Ruby'sini ekleyip pod install yapabilirsiniz. Kartıcıda da yükleyebilirsiniz. Kartıcı da kullanabilirsiniz içerisinde. Ben şöyle açayım projeyi. Daha önce eklemiştim Rivenicat'i burada. SPM üzerinden ekledim. Şöyle göstereyim. Buraya gelip linki ekleyince zaten Purchase.io çıkıyor. Bunun üzerinden add package diyerek buradan Rivenicat'i ekleyebilirsiniz. Ben de zaten ekli şu anda, o yüzden eklemeyeceğim. Rivenicat'in kendi sayfasına gelecek olursak burada bir Rivenicat Paywall diye bir proje oluşturmuştum ben zaten. İsterseniz siz Create New Project deyip buradan yeni bir proje oluşturabilirsiniz. Buradan oluşturduğumuz Rivenicat projesinin içerisine geldiğimizde şurada shared secret key'ler falan var. Bunları App Store Connect üzerinden ekliyoruz. Şöyle göstereyim. Burada ben eklemiştim zaten. Örnek bir proje hazırladım App Store Connect üzerinden. Buradan bir subscription grup oluşturup bu gruba da referans veriyorsunuz. İşte aylık ödememi yoksa 6 aylık ödememi ne kadar belirliyorsanız bu süreyi ona göre ekleyebilirsiniz. Dönecek olursak Rivenicat kısmına, burada API key eklememiz gerekiyor proje içerisinde. Buradan show key deyip API key alabiliriz. Projeye gelip işte init ettiğimiz yerde API key ekleyebiliriz. Tabi ilk önce Rivenicat'i import etmemiz gerekiyor. Burada da purchase.configure with API key olması lazım. Şöyle API key'i buraya ekliyoruz. Örnek olarak ben oluşturmuştum zaten. Size göstereyim. Şurada Navigate Paywall kısmı var. Tıklayınca Navigate oluyor Paywall kısmına. Şurada da Present var. Burada Present ediyor. Burada Navigate ediyor Paywall. Buradan Continue dediğimizde de işte Apple hesabı ve parolayla giriş yapıp ödeme alabiliyoruz kullanıcıdan. Altta da tutar gösteriliyor. Bunu örnek olarak oluşturacağım şimdi Paywall'u Rivenicat üzerinden. Oraya gelecek olursak şurada Paywalls kısım var Rivenicat içerisinde. Ondan önce product konusuna değinmek istiyorum. Buradaki eklediğimiz product'ı aylık veya artık sizin belirlediğiniz bir süreye göre ekleyip offerings ile birlikte App Store Connect'te referans veriyoruz burada product ID ile. Burada Paywalls kısmına girelim şimdi. Oluşturmuştum ben bir tane örnek. Onun üzerinden gidebiliriz. En üst kısmında localization ayarı var. Burada localization ayarını yapabiliyorsunuz. Onun bir altında image kısmı var. Ben şuradaki image'i eklemiştim içerisine. Onun altında main content kısmı var. Şu find balance kısmı. Bunu eklediğimizde işte background moda göre, light moda göre buradan ayarlamalarını yapabiliyoruz. Burada dark mod kısmı var. Background'ım ve text'im. Burada da light mod var. İsterseniz bunu dark mod ve light mod'a göre değiştirebilirsiniz. Uygulamada nasıl uygun görürseniz öyle değiştirebilirsiniz. Features kısmında da şu features'lar ekli. İşte buradaki tekstleri tek tek eklememek için direkt uygulama üzerinden anlatıyorum size. Vaktinizi de almak istemiyorum boş yere açıkçası. Burada işte özellikleri yazıyor. İşte bir tane meditasyon uygulamasının Paywall ekranı diyelim. Burada işte bütün leveller hakkında bilgi veriyor. İşte alt kısımda günlük meditasyon hatırlatıcısından falan bahsediyor. Burada features kısmında bütün özelliklerinizi buraya sırayla ekleyebilirsiniz. Bunu kapatalım. Alt kısımda paket kısmı var. Burada aylık veya 6 aylık paketler eklediyseniz ona göre paketlerinizi ekleyebilirsiniz. Zaten buraya tıkladığınızda otomatik olarak aylık veya diğer belirlediğiniz süredeki paketler otomatik olarak gelecek.
alt kısımda call to action var. Bu continue kısmının, continue butonunun olduğu kısım. Burada isterseniz action kısmına bir teklif ekleyebiliyorsunuz. İşte 2 hafta ücretsiz başta gibisinden. Bunları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Genel uygulama içerisinde paywall kullanacağınız zaman ihtiyaç durumuna göre. Altta footer links var. Buraya işte Terms of Service URL kısmını ekleyebilirsiniz. Altta Privacy Policy URL var. Bunu ekleyebilirsiniz zaten. Şurada göstereyim size. Tıklayınca kendisi otomatik olarak açıyor. Burada eklediğinizde kendi URL'inizi otomatik olarak göstermiş olacaksınız. Eğer Restore Purchase kısmını da aktif etmek isterseniz Restore Purchase kısmını da ekleyebilirsiniz. Alt kısımda da Close buton var. İşte Light Mode ve Dark Mode'a göre Close butonu ekleyebilirsiniz. Normalde sağ üstte bir tane Close buton var. Bu da normal işte paywall'u kaldırmak için, başka bir paywall ekranı eklemek için kullanabilirsiniz. Template'i değiştir dediğinizde burada diğer template'ler var. İsterseniz ödeme yönteminize göre bu template'leri kullanabilirsiniz. Örnek olarak göstereyim. Şuradaki tasarım değilmiş mesela. Bunları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz uygulama içerisinde. Xcode'a dönecek olursak, Configure'dan APK'yimizi ekledik proje içerisinden alıp. Şimdi Content View içerisinden bir yapı oluşturup bunu nasıl gösterebiliriz ona bakacağız. Bir Import'dan Revenicat UI'yi ekleyelim. Buraya bir Navigation Stack gelsin. Bir tane list ekleyelim. Buralar için sizi bekletmeyeyim. Ben burayı kesiyorum. Burayı hızlı bir şekilde ilerleteceğim. Ben ekledim gördüğünüz gibi. Hemen kısaca size özet geçip anlatayım. Zaten bildiğiniz klasik Swift UI template'i. Burada bir content view var. İçerisinde bir state var. İşte show paywall deyip bunu present edip göstermek için. Bir de color şema kısmımız var. Bu color şemayı şimdi birazdan anlatacağım neden kullandığımızı. Bir tane navigation stack var. Normal bir tane de list yapısı var. Bildiğimiz basit. Bir tane section var. Bu section navigation title ile birlikte bizi navigate ediyor paywall içerisine. Burada bir tane hashtag içerisinde bir image, bir textimiz var. O hemen şurası açılırsa göstereceğim. Bu da bu section'ın içerisindeki image ve text ile birlikte navigate kısmını gösteriyor. Bu da navigate kısmının navigation title. Şöyle göstereyim. Şurada navigation title var şu. Alt kısımda da Navigate Paywall ile birlikte şu image, soldaki ve sağdaki Navigate Paywall kısmı ile birlikte buradan tıkladığımızda direkt Paywall kısmına geliyor. Şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi. Bir altta da şuradan hemen geriye geliyorum. Present kısmı var. Şurada Present başlığıyla görebilirsiniz zaten. Şurada. Alt kısımda da bir buton var. Bu butonla Show Paywall deyip alttaki sheet'ten Paywall ekranını gösteriyoruz. Yukarıda zaten Paywall View'e direkt navigate ediyordu. Butonun içerisinde de yine bir image var, bir cüzdan image'i ve yanında Present Paywall yazıyor. Buradaki tekstin color şemasını ayarladım. Burada Dark ve Dark Mode'a göre, eğer Dark Mode'sa beyaz göstersin, değilse siyah göstersin diye. Buradaki ekran, Paywall'ın kendi ekranı olmadığı için buradan color şema içerisinden kendimi hallettim bu kısmı. Burada da işte list style, yanına da bir not geçtim. Liste listini güzelleştirir diye. List style'ı inset groups list style olarak yaptık. Yani böyle sağdaki gibi normal list değil de group list şeklinde gösteriyor bize. Altta da sheet'imiz vardı. Show paywall ile gösterdiğimiz paywall gibi. Bir build alalım bundan. Şurada sağda Dark Mode'u, solda da Light Mode kısmı var. Şunu kapatabiliriz. Navigate Paywall dediğimizde burada navigate ediyor Paywall içerisine. Revenicat içerisinde oluşturduğumuz ekranı bize getiriyor. Burada işte biraz önce gösterdiğim Main Content kısmı var, paketler kısmı var ve alt kısımda normal kaç tutarında olduğu ve aylık bilgisi yazıyor. Alt kısımda da Continue button ve Restore Purchase, Term and Conditions ve Privacy Policy var. Bunların içerisini Revenicat'in üzerinden doldurup kullanabilirsiniz.
Burada Restore Purchase kısmı var. Apple hesabına giriş yapın diyor. Şu an ona gerek yok. Zaten girmediğimiz için de Receipt is not failed hatası verdi. Buradan Continue dediğimizde yine işte Apple hesabı ile giriş yapıp ödeme alabiliyorsunuz kullanıcıdan. Videomuz bu kadardı. Revenue Cat Payable ekranını kendi uygulamanıza entegre edip bunu proje içerisinde kullanarak kullanıcıdan ödeme alabilirsiniz ve Payable ekranıyla da uğraşmanıza gerek kalmaz açıkçası ve hızlı bir şekilde ödemeleri alarak kendi uygulamanıza entegre edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup bana destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.